Bir de şu bid'at çıktı. Ben kitaplarımda peygamberimizin isminden sonra S-A-V yazmam. Niye yazmam biliyor musun? Tarihte ilk defa bu uygulama peygamberimizden 380 yıl sonra bir eserde rastlandı. Hangi eserde hocam? Bu eserin ismini ve bu tespiti yapan da Muhammed Tahir bin Aşur isimli Tunuslu, yüzyılımızın 20. yüzyılın en büyük, bana sorarsanız son 500 yılın en büyük müfessiri, tefsirine hayranım. Et-Tahrir ve Tenvir isimli tefsirde Hucurat suresindeki ayetin tefsirine baksınlar efendim Arapça bilenler. Bilmeyenler de bilenlerden öğrensinler. Dolayısıyla bu bir bid'at. Anlatabiliyor muyum? Evet, hocam. Zaten bu aslında neyi getiriyor biliyor musunuz? Tam bir bürokrasi. Peygamberimizle aranıza bu bürokrasiyi sokunca zaten Allah'la bürokrasi sokmadan olmuyor. Evet. Ona da bir CC uyduruyorsunuz. Yani bu bid'atı da çıkaran maalesef Nevevi'miz. Nevevi kaç yılında yaşadı? Peygamberimizden 1000 yıl sonra. 1000 yıl sonra. Anlatabiliyor muyum? Ondan önce böyle bir şey yok. Onu şey kurtarınca şimdi yahu bunu dedik bu bürokrasiyi şey yaptık. Bir de sahabeye bürokrasi uydurmamız lazım. Ona da radıyallahu anh rea. Efendim şimdi orada da kalmadı bizim şey gariban mı kalsın zavallı. Ona da bu bürokrasiyi uygulayalım. Ne kaddesallahu sırrahul aziz. Yetmiyor azizim yani. Yetmiyor. Orada durmuyor. Anlatabiliyor muyum? Ve evet, dil kekremsi bir dil oluyor. Kekeme bir dil oluyor. Konuşamıyorsunuz. Yani Allah diyeceksiniz Celle Celaluhu. Resulüne dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İmam Ali efendim kerramallahu ve şey. Ya bir şey laf konuşamadık ki söyleyemedik ki yani bürokrasiden. Anlatabiliyor muyum? Bırakın da adam gibi Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanalım. Siz hiç Kur'an'da böyle bürokrasi gördünüz mü? Rabbimiz eğer Hucurat suresindeki ayette emrettiği salavatsa kendisi 4 kere peygamberini anıyor. Bir tane getirmiyor ama. Evet hocam. İşte hocam yine peygamberle alakalı bir soru var. Resulullah'la alakalı. Yoksa canım ona feda olsun. Yani bu biraz da çok ucuzculuk oluyor. Evet. Ucuzculuk oluyor. Yani oku salavatı ve peygambere ver rüşveti, gör dalgana, bak dalgana. Götür hürüleri. Peygambere saygı duyuyorsan adam ol, adam. Babanın ismini zikretmekle babana hürmet etmiş olmazsın. Evet. Baban açsa doyurursan, açıksa giydirirsen, ortadaysa sahip çıkarsan, bakıma muhtaçsa bakımını üstlenirsen babana hürmet etmiş olursun. Evet. Babanın ismini akşamdan sabaha kadar zikretmiş olsan ne halt olur? Hiçbir şey olmaz hocam. Eyvallah.